Evet, muhlama en harika seçeneklerden biri. Geri kalan 11 ay içinde, 11 ayın sultanı Ramazan ayı içinde. Ramazan ayı geldi. Gün içinde açlık, susuzluk, baş ağrısı ve hazımsızlık çekmemek için sahurda ne yemeliyiz, nelerden uzak durmalıyız? Bu sorunun yanıtını sizin için beslenme uzmanına sorduk. İşte ideal kahvaltı tabağımız aynen bu şekilde olması gerekiyor. Bizi tok tutacak olan besinler yumurta, peynir, yoğurt, kefir gibi 1 litre kadar tüketmenizi öneriyorum. 11 ayın sultanı Ramazan geldi. İlk sahur için artık sayılı saatler kaldı. Ramazan'da dengeli ve yeterli beslenmek önemli. İşte sağlıklı bir sahur sofrasında olması gerekenler. Kuvvetli bir kahvaltı yapıyor olmamız gerekiyor. Yumurtaya mutlaka yer vermeniz lazım. Tokluk sağlayacağı için 1-2 dilim kadar da peynir tüketimi olsun. Az tuzlu, az yağlı olsun mümkünse. Yanında da söğüş, salatalık, domates, biber, marul, yeşillik olarak da almamız gerekiyor ki daha fazla tokluk ve su oranı da arttıracağı için bizim bunları tüketmemiz sahurda şart. Sahurda kızartmalar, ağır hamur işlerinden uzak durmak gerekiyor. Çünkü bunlar hem çabuk acıktırıyor hem de gün içerisinde ağırlık yapıyor. Mutlaka çiğ badem, çiğ fındık, ceviz gibi yağlı tohumlara ağırlık vereceğiz. Bunun dışında da sebzeler ve salatalar bizim tokluk hissimizi arttıracaktır. Ekmek tüketimini de mutlaka tam buğdaylı, çavdarlı ekmek olmasına özen gösterin. Tokluk sağlayacaktır. Gün boyu susuzluk çekmemek için yediklerimiz kadar su tüketimi de önemli. İftarla sahur arasında en az 2-2,5 litre su tüketmek gerekiyor. Bu su tüketimini de birden değil, mümkünse yudum yudum yavaş yavaş tüketmekte fayda var. Çay kahve tüketimimizi bu dönemde biraz sınırlamamız gerekiyor. Vücuttan suyu attığı için azaltmamız lazım. Şişkinlik, baş ağrısı ve hazımsızlık çekenlere yoğurt, laktozsuz süt ve kefir öneriliyor. En fazla sık karşılaştığımız kabızlıktan da bir nevi kurtulmuş olursunuz.